Merhaba, ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Anne karnındaki bebekte yapılan ense kalınlığı ölçüm sonucunun yüksek çıkması ne anlama gelir? Bu yükseklik her zaman bir hastalıkla, bir kromozom bozukluğuyla mı ilişkilidir? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ense kalınlığı nedir? Ense kalınlığı, anne karnındaki bebeğin boynunun arkasında toplanan cilt altı sıvı birikiminin ultrasondaki görünümüdür. Biz bu sıvıyı ultrasonda siyah olarak görürüz ve bu siyah alandan ölçüm yaparız. Ense kalınlığı bebeğin gebelik haftasına yani baş popo mesafesi uzunluğuna göre değerlendirilir. Öyleyse burada önemli olan iki husus var. Bebeğin baş popo mesafesi uzunluğunun ve ense kalınlığı ölçümünün en doğru şekilde yapılmış olması. Bu ölçümleri yaparken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar var. Örneğin %5 ila 10 vakada göbek kordonu bebeğin boynunun çevresinde bulunur. Bu durum bebeğin ense kalınlığının olduğundan daha yüksek ölçülmesine sebep olur. Bu da demek oluyor ki Doppler özelliği olmayan bir ultrason cihazında ense kalınlığı ölçümü yapılamaz. Doppler özelliği ile bebeğin boynunda kordon varlığından haberdar olup varsa ölçümümüzü kordon düzeyinin hem öncesinden hem sonrasından yapmalı ve her iki ölçümün aritmetik ortalamasını almalıyız. Bu ve benzer pek çok detay ense kalınlığı ölçümünü aslında zor bir ölçüm haline getiriyor. Yeterli eğitim sonrası standartize edilmiş ölçüm tekniğine uyularak yapılması şart. Gelelim artmış ense kalınlığı tanımına. Bu tanım bebeğin ense kalınlığının 95. persantilin üzerinde olduğu durumlar için kullanılıyor. Biraz daha açmam gerekirse bebeğin ense kalınlığı aynı baş popo mesafesine sahip 95 bebeğin ense kalınlığından daha yüksekse ense kalınlığında artış var diyoruz. Bu durumla karşılaştıklarında anne baba adaylarının hele ki anne adaylarının içini inanılmaz bir endişe kaplıyor. Bebeğimin akıbeti ne olacak? Bu endişeyi zamanında yaşamış bir anne olarak çok iyi anlıyorum. 10 sene önce ilk hamileliğimde rutin kadın doğum muayenesi esnasında kadın doğum doktorum bebeğimin ense kalınlığının fazla olduğunu söyleyip bebeğin alınmasından ölü doğmasına kadar gidecek olası en kötü senaryoyu anlatmıştı ve o gün hastaneyi ağlayarak terk etmiştim. Çok zor geçen bir haftanın sonrasında İkili test yaptırmak için işin ehli hocamıza gittim. Hocamız bana bebeğin ense kalınlığının beklenenden biraz yüksek olduğunu ancak diğer her şeyin yolunda gittiğini söyleyip ileri tetkike gerek duymadı ve şu an 10 yaşında çok sağlıklı, zeka düzeyi gayet iyi bir oğlum var. Burada belirtmek istediğim belki de en can sıkıcı olan nokta şu. Bebeğin ense kalınlığında hafif bir yükseklik saptandığı durumlarda bebeğin sağlıklı, canlı doğma ihtimali, anomalili doğma ihtimalinden çok daha fazla iken hastaya, anne adayına ilk önce ya da sadece kötü senaryoların anlatılması. Peki tıbbi gerçekler, tıbbi veriler nasıl? Şimdi ekrana gelecek tabloda ense kalınlığı ile ilgili yapılmış bir çalışmanın sonuçlarını göreceksiniz. Önce tablodaki başlıklar neyi ifade ediyor? Onları açıklayayım. Enti, ense kalınlığı. Kromozomal defekt, Down sendromu gibi kromozom hastalıkları, fetal kayıp, anne karnındaki bebek ölümlerini ifade ediyor. Majör fetal anomali terimi var bir de. Majör fetal anomali nedir? Bebeğinizin hayatını ciddi şekilde etkileyecek, doğduktan sonra tedavi edilse, ameliyat edilse bile normal sağlıklı bireyler gibi bir yaşam şansına sahip olamayacak hastalıkların varlığını ifade eder. Tabloda ilk sıra ense kalınlığı normal bebeklere ait. Ense kalınlığı normal bebekler %97 gibi yüksek bir olasılıkla canlı ve sağlam dünyaya gelmekte. Burada tabii şöyle küçük bir ayrıntı var. Ense kalınlığının normal olmasıyla kromozom anomalisini ya da başka bir hastalığı tamamen de dışlayamıyoruz. Gelelim ikinci sıraya. Ense kalınlığı artmış ancak 3,5 mm'nin altında. Yani 95-99. Persantil arası değerde olan bebeklere. Ense kalınlığının artmasıyla kromozom anomalisi ihtimali
yaklaşık %3,5 oranında artıyor gördüğünüz gibi. Ense kalınlığı normal bebeklerle kıyasladığımızda evet %3,5'luk bir risk artmış risk olarak kabul ediliyor. Ancak burada gözden kaçırmamak gereken bir diğer ayrıntı var. Tablonun en son sütununa gelecek olursak, bu gruptaki bebeklerin %93 gibi yüksek bir olasılıkla canlı ve sağlıklı dünyaya geldiklerini görüyoruz. Ense kalınlığı 3,5 mm'nin üzerine çıktığında artan değerlerle orantılı olarak özellikle kromozom anomalisi ihtimali belirgin şekilde artıyor. Bu nedenle 3,5 mm'nin üzerinde değerlerde anne karnından amniyosentez yöntemiyle sıvı alıp bebeğin kromozomlarına bakma gereksinimi ortaya çıkıyor. Bu durumda doktorunuzun önerdiği ileri tetkikleri mutlaka yaptırmalısınız. Ancak bu süreçte şunu da unutmayın ki bebeğiniz %100 sağlıksız diye bir durum asla söz konusu değil. Bakınız, ense kalınlığı değeri 4,5 ila 5,4 mm gibi yüksek bir değerde olan her iki bebekten biri canlı ve sağlıklı dünyaya geliyor. Özetle ense kalınlığı artışı ile kromozom anomalisi, anne karnındaki bebek ölümleri ya da bebeğin hayatını etkileyecek ciddi hastalıklara sahip olma ihtimalinde artış söz konusu. Ancak ense kalınlığı yüksek diye bu saydığım problemler mutlaka olacak diye bir koşul da yok. Öncelikle ölçümün en doğru şekilde ense kalınlığı ölçümü konusunda eğitilmiş, yeterli bir doktor tarafından yapılmış olması şart. Anne adaylarına bu konuda verebileceğim birinci tavsiyem, ense kalınlığı ölçümü ya da ikili test için lütfen bu konuda yeterli hekimi seçin. İkinci tavsiyem de bebeğinizin ense kalınlığı yüksek çıktı diye hayatı hemen kendinize zindan etmeyin. Bebeğimde mutlaka bir hastalık var psikolojisine kapılmayın.